Herkese merhaba arkadaşlar. Tekfen Holding hisse senedine kısaca bir değerlendirme yapalım hep beraber. Geçtiğimiz haftalarda 50 günlük ortalamasının üzerine test eden hissemiz bu haftayı 50 günlük ortalamasının üstünde tutunamayarak 18-25'li seviyelerden kapattı. 50 günlük ortalamamızın 18-58'lerden ve 200 günlük ortalamamızın 18-64'lerden geçtiğini hatırlattıktan sonra hissede stokastik RSI ve MACD'de oluşan sinyalleri değerlendirelim. Gördüğünüz gibi MACD'de sinyaller sat sinyali konumunu koruyor. Barlar sıfır seviyesinin altında negatif yönde ilerliyor. Fakat bar boyları kısalmış durumda. Umarım hisse yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Günlük periyotta şu an için MACD sat konumunu koruyor. Stokastik RSI'ye de baktığımızda şu an için 45'li 50'li seviyelerde bir al konumu vermiş. Daha öncesinde bir 70 üzerine atıp aşırı alım bölgesine girmeye çalıştı. Fakat tekrar bir sert bir satışla geri dönen hisse şu an için stokastik RSI'da al sinyaliyle beraber güçlenmeye çalışıyor. Hissemizin diğer bir indikatörümüz olan RSI'nin durumuna da bir bakacak olursak eğer gördüğünüz gibi 50 bandını RSI aşağı yönlü kırdıktan sonra ise hızlı bir şekilde güç kaybederek aşağı yönlü bir satış baskısı artıp 18-25'li 2 gündür yatay seyreden fiyatlarda yoluna devam ediyor. Ayrıca hissenin son dönemde oluşan günlük hacimlerinde düştüğünü görüyoruz. Bu da hissenin düşüşünün çok fazla desteklenmediği anlamına geliyor. Hissenin saatlik grafiğinde bakacak olursak hemen gözümüze bir oba oluşumu mu çarpıyor acaba böyle hemen bir dikkat çekici bir şekilde. Saatlik periyotta baktığımız zaman MACD al konumunu korurken RSI 50'ye doğru yönlenmeye çalışıyor. Hissede özellikle 50 saatlik ve 13 saatlik ortalamaların son durumlarını değerlendirmekte fayda var tabii ki. Şu an için baktığımızda 13 saatlik ortalamanın 50 saatlik ortalamayı aşağı yönlü kestiğini ve hisse fiyatının da her iki ortalamanın da altında kaldığını görüyoruz. Bu da hisse için negatif bir durum oluşturuyor benim açımdan. Saatlik periyot için konuşuyoruz tabii ki. Gördüğümüz kadarıyla şurada kendisine bir destek oluşturmaya çalışan hissemiz bir oba oluşumuyla da dikkatlerimizi çekiyor. Özellikle şu bantta oluşabilecek olan bir obonun yaklaşık olarak 70-80 kademe birden hisse fiyatını aşağı çekeceğini göz ardı etmemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hissede baktığımızda 200 saatlik ortalama, 50 saatlik ortalamayı ve 13 saatlik ortalamanın altında kalan hissenin destek noktasının altına sarkmaması hisse için iyi olur. Aksi takdirde dediğimiz kadar şu obonun baş yüksekliği kadar hisse fiyatı aşağı doğru kırılır ki yani bu da yaklaşık olarak 70-80 kademelere denk geliyor. Hissenin eğer 18-15'lerde kırılım gerçekleştiğini düşünürsek hissenin 17-40'lara kadar bir geri çekilme yaşayabileceğini öngörebiliriz. Bu yüzden hisseyi taşıyanların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yakın stoplu hisse takip edilebilir. Hissenin haftalık grafiğindeki durumuna, seyrine bir bakacak olursak eğer
Haftalık grafiğinde hissemiz MACD al sinyali üretmiş. RSI güçlenmeye çalışıyor. Şu anda hani RSI'de bir filama var diyebiliriz. Şunu kaldıralım. Evet, 30 haftalığımız ne durumda ona bir bakmak istiyorum. Evet, hisse fiyatımız 30 haftalık ortalamamız olan 20.19'dan oldukça uzakta şu an için. Buraya doğru gitme mücadelemiz devam ediyor. Haftalık grafikte bir düzeltme gözüküyor açıkçası. Bu düzeltme ile birlikte tekrar 30 haftalık ortalamamız olan 20'leri hisse zaman içerisinde test edeceğini düşünüyorum. Hissede gördüğümüz kadarıyla genel anlamda baktığımızda toparlayacak olursak saatlik periyotta bir oba oluşumu var. Günlük periyotta ve haftalık periyotta hissenin düzeltmeler yaptığını, yukarı yönlü çıkmaya çalıştığını hep beraber görüyoruz. Tekfen hisse senedimiz için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.